Herkese Polonya'dan selam arkadaşlar. Bugün havaalanına geldim. Biliyorsunuz arada bir arkadaşımızın vizesi çıkmıştı ve bu vizesini alması için yardımcı olmuştum. Biliyorsunuz ben Polonya'dan iş davetiyesi yolluyorum Türkiye'ye. Ve bazı kişiler YouTube'da veya Telegram grup kanalında yazmışlardı Serdar. Yani davet ettiğin kişilerin vizesi olumlu sonuç aldıktan sonra havaalanından karşıladığın zaman bir video çeker misin diye bir sürü mesaj gelmişti arkadaşlar. Ve ben de bu videoyu bugün, hatta benim oturduğum şehir Ratibuj'dan benim buraya gelmem 4 saat sürdü. Ben bu videoyu çekmek için oradan yolumu kat ederek buraya geldim. Ve aslında bazı kişiler inanmıyor. Biliyorum Türkiye'de bu işi yapan bir sürü insanlar var. Bir sürü dolandırıcı şirketler var. Ve bundan dolayı da biliyorum bazılarımızın güveni tam olarak oturmayabilir. Bu yüzden de ben bu kişiyle bugün detaylı bir şekilde bir videoyu çekeceğim. Şimdi karşı alacağız ve karşı aldıktan sonra bir yerde oturacağız, çay kahve içeceğiz ve vizeyi nasıl almış ve bu süreçte kim yardımcı olmuş, bir gelmek için nelerden geçmiş, bununla ilgili bir detaylı video çekeceğim arkadaşlar. Daha size buradan iyi seyirler diliyorum. Şu an bekliyoruz. Geldikten sonra zaten videonun devamını yapacağız. O zaman iyi seyirler. Şu an karşı almaya geldik. Gidiyoruz. Al ben de. Ben renk gelemedim. Twitter'a Türkçesi gelemedim. Kontrolümüzü söylüyorum. Tamam, o zaman arabaya gidelim. Tamam. Sonra oradan da içeceğiz bir yere. Kahve mavi bir şey içeceğiz. Bir katta bekliyorduk. Ben orada 3 saat daha bekledim. Ben alt kattan yukarı çıkmasın değil mi? Basta porta. Bizim... Bakın arkadaşlar, bize de bu. Abimiz de şu an burada, yanımızda. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, abimiz de şu an kafeye geldik. Gördüğünüz gibi abimiz de yanımızda. Abi, kendini tanıtırmış. İsmim Yusuf Maraşlı. Sevmen aracılığıyla buraya geldim, çok şükür. Biraz uzun sürdü ama evet. Malum deprem yaşadık. Bu arada yaşamımızda problem oldu, yani binada kaldı, alamadığımız bir süreç oldu. Sağ olsun Serdar tekrardan yenisini gönderdi bize. Şu an buradayız, yani gayet memnunuz, çok şükür. Peki abi, mesela havaalanına sana bir şey sordular mı, ne dediler? Yok, hiçbir şey sormadılar. Sadece evraklarımı uzattım. Vize ne verdin? Pasaportumu verdim. Davetiyeyi verdim. Bir de davetiyeye gelen mektubu verdim. Hiçbir şey sormadılar. O şekilde kısa sürede hallolur. Anladım. Peki bu mesela beni nasıl buldun abi? Yani nereden buldun? Orada bir anlatırsın. YouTube'dan ilk videonu gördüm ben senin. Bir sürü paylaşmıştım. Hangi video? Davetiye nasıl olur diye bir sürü paylaşmıştım. Ben yukarıda gördüm. Zaten araştırıyordum zaten nasıl yaparım, nasıl veririm. Orada görünce direkt sana bir kontak buldum zaten. Orada yorumlarda senin numaranı verdim. O günden bugüne geldik. O gün oldu ama dediğim gibi tamamen benim kendi depremle alakalı yaşadığım sıkıntıdan dolayı. Onun haricinde çok da uzun olduğunu zannetmiyorum. Peki mesela şöyle bir sıkıntı var abi insanlarda. Mesela bana yazıyorlar, diyor ki sana nasıl, yani sana nasıl güvenebiliriz? Sen nasıl güvendin abi mesela? Vallahi ben şimdi şöyle samimi geldi açıkçası. Ben o videoda samimi geldi, ondan sonra ben kararımı verdim zaten. O videonun devamında ben de kontak buldum seninle. Yanılmadım da, yani kendim, yani bunun için bir belge alacak halimiz yok sonuçta. Yani bunun belgesi de olmaz zaten. Güvenirsin, giden kişilere bakarsın. Gidip gitmediğine bakarsın. Ben görüştüğüm kişiler de oldu Türkiye'deyken. Onlara da süreci anlattım ben açıkçası. Şu anda buradaysam zaten demek ki bu iş oluyormuş yani. Şöyle bir şey var abi, mesela Türkiye'de o kadar yapan insan var ve benim söylediğim fiyata şaşırıyorlar. Az önce sana söyledim bak, videoyu başlatmadan önce.
fiyatın ucuz olması da insanları tedirgin eder. Sen evet. Aynısını söylüyorsun. Benden zaten isteseydi 3000-4000 ben o parayı zaten veremezdim. Yani bana mantıklı geldi. Bir de şey geldi, dediğim gibi samimi geldi. Dolayısıyla memnunum yani çok şükür. Doğru insana denk geldiğini düşünüyorum. Böyle de olduğu belli zaten yani. Aşikar olsun. Eyvallah eyvallah abi. Mesela davetin eline ilk davetiye başvurduğun zaman senin davetin 1,5 ayda hazır olmuştu galiba. 45 gün falan evet. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz ses de var. Şimdi araba geçiyor şey oluyor. Çok özür dilerim. Böyle, umarım yani sesimiz iyi geliyordur. Şimdi numaranı aldın. Aldım numaram burada. Tamam. Onu da kalacak yerimizi ayarladık. Yani içeriden bir şey biter seni. Yani illa şuraya gitmen gerekiyor. Öyle bir hisler olur. Evet, yani şimdi ben açıkçası gelmeseydim biraz zor durumda kalabilirdim, yalan olmasın. Yani bu da benim kendi iyi bilgimin meselelerinin olmamasıyla alakalı açıkçası. Ha geldim çok şükür, işimiz kolaylaştı. Zorlamadan geldik gibi yani. Gelmeye de bilirdim, çok uzaktan da gelemeye de bilirdim daha doğrusu. Ama çok şükür yani bilmiyorum, dediğim gibi sıcak konuşursun. Yani işinde gücünde olursun. İnşallah her şey istediğim gibi olur. Yine de iletişimdeyiz. Aynen, bir şey olduğu zaman zaten sana ulaşacağız, başka kimseniz yok. Aynen abi, her zaman istediğin zaman arayabilirsin, rahatsız edebilirsin, aynen, yazabilirsin. Aynen. Hani elimden geldiği kadar ben sana destekçi olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi diyordunuz hani vize aldıktan sonra, ya aslında bu istekti böyle abi. Yani insanlar istiyor benim, evet ben bu işi yapıyorum, vize çıkardığın insana, yani yardımcı olduğun insanla birlikte bir çek gelmesin diye istek gelmişti. Çünkü insanlar yarıda kalıyor, güvensen mi, güvenmesen mi. Hatta geçenlerde bir arkadaş dedi ki 3500 euro falan ödemiş, 3500 mi diyor. Ben dedim ki bu işin garantisi yok. Diyor ki bana garanti verdiler. Eğer dedi çıkmazsa paran geri iade edeceğiz. Aradan sürekli beni arıyor. Sürekli beni arıyor, onları araması gerekiyor ama beni arıyor, ben yardımcı oluyorum. Aslında bu işi yapan, yürüten adam yardımcı olması gerekiyor. Hani soru sorduğu zaman sorularına cevap vermesi gerekiyor. O kız beni sürekli beni arıyor, ne yapsam ne yapsam. Ondan sonra vizesi de çıkmadı, onaylanmadı. Hani diyorum ki hani bu işin gerçekten vizenin bir garantisi yok. Bunu işte insanlara anlatamıyorsun abi. İnsanlar işine kesin diye bir şey olduğunu zannetmiyorum ben bu işte. Kesin değil. Çünkü bunu devlet yapıyor. Sen %100 evraklarını bıraksan bile yine de onay yani alamadığı insanlar var. Evet, kesin. İşte ben bunu bir türlü ne bileyim anlatamıyorum abi. Ben şeyi fark ettim. Burada senin gönderdiğin şeylerde, davetiyelerde, paylaştıklarında da gördüm. Aynı yerden değil çoğu. Farklı yerlerden. Yani bu hani paket mal değil, böyle seri üretim değil yani. Bunun belli olduğunu gördüm ben açıkçası. Ve bir de şöyle bir şey var. Kriter uygunsa zaten o kişiyi sen orada zaten istihdam ediyorsun. Yani buraya getirmek için davete çıkarmıyorsun. Aynı zamanda git orada da çalışabilecek yani. Ben anladığım kadarıyla öyle. Aynen. Yani öyle olduğunu da gördüm bu zamana kadar zaten. Anlatıyorum ki eğer sizin dil bilginiz varsa. Neden anlatıyorum? Çünkü ben istemiyorum insanların buraya gelip işsiz kalmasını. Çünkü ben onlara danışmanlık yapıyorum ve onların gelip burada çalışıp da hayatlarını sürdürmesini istiyorum. Bunu gerçekten istiyorum. Kim istiyor ki abi yarı yolda ben bırakmak istemiyorum. Hani gelsin çalışsın, parasını kazansın. Ha, olur da şöyle bir şey, mesela ben bir iş buldum, beğenmedim. Gitti çıktı gitti. Bu benim problemim değil abi. Kendisinin problemi, kendi tercihi. Kendisi beğenmedi, işi buldu, bitti. Burada konuşmamızı bitireceğiz. Artık ben geri eve döneceğim. Tekrardan yola çıkacağız. Dediğim gibi videonun burada sonuna geliyoruz. İstediğim videoyu da yaptık arkadaşlar. Yine de farklı farklı içerikler, farklı farklı videolar çekmeye çalışacağım. İyi kadar hani sizin güveniniz tam otursun diye ben bunları aslında sizin için yapıyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.